Benim aslında bir seri olarak düşünmedim ama zaman içerisinde bir kitap serisi oluştu ve bu kitap serisinin son halkası diye bunu düşündüm. Birincisi Fıtrat'tı. Çünkü Fıtrat'ta ben aslında Türkiye'de meydana gelen iş cinayetlerini ele almıştım. Ve orada o kitabı bitirirken şöyle demiştim. Karaman Ermenek'te 18 işçinin asgari ücretin altındaki bir miktara yeri yüzlerce metre altına sokulup 16 bin ton çamur ve suda boğularak öldürülmesiyle aynı şehrin Karaman'ın merkezinde 10 çocuğun, 10 erkek çocuğun Ensar yurdunda tecavüze uğraması birbirine neden sonuç ilişkisinde bağlıdır. Çünkü eğer sen Karaman Ermenek'teki Güneyyurt köyündeki köylüleri asgari ücrete çalıştırıp bu onursuz koşullara mahkum edersen onun da evladını okutabilmek için ortada bir devlet kalmadığına göre bir tarikat yurduna ya da cemaat yurduna vermekten başka bir çaresi yoktur. Babanın ölümüyle oğlun tecavüzü birbiriyle bu bakımdan diyalektik olarak bağlıdır demiştim. Bunun sonucu olarak ben oturdum Kimsesizler Cumhuriyeti'ni yazdım. Kimsesizler Cumhuriyeti'nde ise Adana Aladağ'dan Ensar yurduna, Diyarbakır Kulp Karaağaç köyünden tut Konya'daki Taşkent'te 18 kız çocuğun ölümüne kadar ki tarikat ve cemaatlerin açtığı yatılı yurtlarda meydana gelen ölümler ve tecavüzleri konu alan bir kitap yazdım. Bu kitabımda ise bu yurtlarda meydana gelen ölümlerin ortadan kaldırılabilmesi için ancak anayasa maddesi devreye sokularak ve uygulanarak eğitimin her aşamada bedava olması gerektiğini ve eğitimin laik bilimsel öğretide olması gerektiğini, tarikatların bu alanın dışına atılması gerektiğini önerdim. Bunun bir sonucu olarak da artık okul dışında kalması gerektiğini önerdiğim tarikatların bu kez toplumda yarattığı hasarı anlatmam gerekiyordu. Aslında ben bir üçlü bir kitap halkasının üçüncü cildini yazdım. 1950'ye kadar bir suskunluk evresi var. 50'ye kadar ki bu süreçte Anadolu'da, özellikle Doğu ve Güney Anadolu'da var olan Nakşi ve Kadiri akımlar yer altına kayıyorlar. Yer altına kayıyorlar ve bir metamorfoz geçiriyorlar. Bu nedir? Cemaat, tarikattan cemaate geçiştir. Bunlar Kur'an kursu açarak, sohbet halkaları kurarak, risale grupları kurarak, yayın faaliyeti yaparak cemaatleşiyorlar. Eski geleneksel tarikattan cemaate doğru evriliyorlar. 80'den sonra bir kritik eşik var. O da şudur. 24 Ocak 1980'de Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine entegre edilmesi kararları ilan ediliyor. Dönemin 3. Milliyet Cephe Hükümeti'nde Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal tarafından. Devrim Başbakanı Süleyman Demirel. Hatta 1980'den itibaren, hatta Diyanet'in son raporunda vurgulanan şudur. 12 Eylül'deki antidemokratik ortamı en iyi sömüren, istismar eden yapılar tarikatlardır. Çünkü onların önü açılmıştır. Onlar 12 Eylül'ün ikinci yarısından itibaren o ana kadar Kur'an kursu yoluyla hafız yetiştirme alanında var olan tarikatlar 85'ten sonra alan dışına çıkıyorlar. Yurt kurma, okul kurma, sağlık alanına yöneldi. Belli başlı örgütlenmeleri bu şekilde, belli başlı faaliyetleri bu şekilde başlıyor. Bu aynı zamanda tarikatların ekonomik bir unsura dönüşmesiyle beraber özellikle bu sağ politikaların rıza üretim merkezi olmalarının da başlangıcı. 90'da medya alanına atak yapıyorlar. İhlas Holding, İhlas Kola vesaire. Uluslararası yatırımlar başlıyor. Fethullahçılar yurt dışına çıkıyor. 2000'li yıllardan yani Adalet ve Kalkınma Partisi iş başına gelmesine itibaren ise artık kamusal alanda o ana kadar hiç erişmedikleri bir temsiliyet ve meşruiyete kavuşuyorlar. Bir, holdingleşmişlerdir artık. 90'larda başlayan holding atağı tamamlanmıştır. Her bir tarikatın kendi medya organizasyonu vardır. Her bir tarikatın artık kamu yararına dernek statüsü almış bir yardım derneği vardır. Her bir tarikatın yığınla şirketi içeren bir holding yapılanması söz konusudur. Bu yardım derneklerinin özelliği çok önemli. Çünkü Türkiye'de geçmişte kurban derisi toplamaktan ibaret, cami önüne sadaka kutusu koymaktan ibaret olan bu yardım ekonomisi birdenbire işte bankamatikler, yığınla bankamatiği içeren, işte öğrenci bursu, su kuyusu, kurban derisi bile değil, kurbanın kendisini içeren bir dev bir ekonomiye dönüştü.
sadece bir ekonomik unsur olmamışlar tarikatlar. Yani sadece bir holdinge dönüşmemişlerdir. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi sivil toplumuna dönüştüler. Bu sayede devlette yer edindiler. Bu sayede artık devleti kontrol edecek güce eriştiler. Rıza üretim merkezi oldular. 1980'den itibaren uygulanan bütün neoliberal politikaların rıza üretim merkezi tarikatlardır. Neoliberalizmin örgütüdür. Örgütü olmayan toplumun örgütü tarikattır. Çünkü eğer insanlar sendikalı olabilse, işçiler sendikalı toplum örgütü olabilseydi, kuşkusuz bu talana da yağmaya direneceklerdi. Onların kurban olduğu bu sisteme razı edinlerin tek yolu tarikattır. O tarikat bunların önüne bir bulgur bırakarak, onlara işte ahirette şeyhin iki kaşı arasına gözlerini sabitleyerek, gözlerini yumup sabitleyerek, işte daldıkları karanlıkta ahireti düşleyecekleri bir gelecek vaat ediyor onlara. Dolayısıyla bir rıza üretim merkezidir aynı zamanda. Bütün mücadeleleri dünyaya dair, bütün mücadeleleri servet biriktirmeye dair ve aynı zamanda bu talanın ve bu sömürünün başat unsuruna, asli unsuruna dönüşmüş durumdular. Şeyh dedikleri insanlar bir lokma bir hırka yaşayan kimseler değil, tam aksine aslında birer CEO'dur. Aileleri itibariyle CEO'dur. Yani sadece bir şeyh yoktur, bir şeyh ailesi vardır. İsmail Ağa'nın başındaki Mahmut Usta Osmanoğlu bundan 30 yıl önce İsmail Ağa adlı devletin camisinde imamken bugün İsmail Ağa adlı imparatorluğun şeyhi ve o şeyhlikte saltanat onun ailesinden devam edecek bundan sonra. Yahut Erenköy'de Toptaş ailesinden devam eden saltanat böyle bir saltanattır. Menzil'de iki tane menzil olmasının, iki tane nakşi menzil kökenli iki kol olmasının sebebi şudur. Şeyhlik kardeşime oğula mı geçer kavgasıdır. Şeyh kardeşe geçen diyenler Adıyaman'da, oğula geçer diyenler Eskişehir'de örgütlenmektedir. Süleymancılar, ilk liderinden son liderin hepsi akrabadır. Dolayısıyla aynı zamanda babadan oğula aktarılan bir servet vardır. Tam olarak bu dünyada biriktirilen, dünyada Türkiye'deki o neoliberal yağmanın rıza üreti merkezi olmalarından mütevellit oluşmuş bir servettir. Tam da bu düzen her iktisadi ilişkinin, her üretim ilişkisinin, her tüketim ilişkisinin gerçekleştiği yerde nasıl yeraltı örgütlenmesi olursa, nasıl kayıt dışı ekonomi doğarsa tarikat ve tasavvuf merkezli örgütlenmelerin ve iktisat alanının da kaçınılmaz olarak kayıt dışı ekonomisi doğar. O da Bursa'da, Balıkesir'de, Konya'da kendisine şeyhlik atfeden, mehdilik atfeden, gazlık atfeden kimselerin eriştiği kimseleri bireysel, dinsel ve cinsel anlamda sömürmesi sonucunu veriyor.